Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda Creative yani yaratıcı fotoğraflarda çok kullanılan bir yöntem olan Photoshop Double Exposure yani çift pozlamayı öğreniyoruz. İki farklı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu yöntemin uygulaması oldukça basit. Başarıysa her zamanki gibi sizin yaratıcılığınızla doğru orantılı. Haydi hemen Photoshop'a geçip Double Exposure nasıl yapılıyor birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Bu portre fotoğrafına bu manzara fotoğrafını yani şehir manzarasını bu portre fotoğrafına da bu ağaçları giydiriyor olacağız. Yani double exposure yapacağız. Double exposure başta da söylediğim gibi çift pozlama anlamına geliyor. Bir uyarım var size. Bu tür fotoğrafların daha başarılı gözükmesi için çekeceğiniz portre fotoğraflarının sağa veya sola burada gördüğünüz gibi ve diğer örnekte gördüğünüz gibi bakıyor olması direkt yüzünüze bakan, size bakan portrelerde çok başarılı olmuyor. Şimdi işlem nasıl yapılıyor onu görelim. İlk olarak sol taraftaki araç çubuğundan şu quick selection tool yani çabuk seçim aracını seçebilirsiniz. Ardından yukarıdaki select subject özneyi seçi seçebilirsiniz. Veya şu yukarıdaki araç çubuğundan yeni gelen biliyorsunuz 2024'te geldi. Buradan select subject'i yani özneyi seçi seçebilirsiniz. Benim burada size tavsiyem bunu Sol taraftaki araç çubuğundaki quick selection'dan çabuk seçimden seçmeniz. Çünkü burada select subject'in özneyi seçin yanındaki oka tıkladığınız zaman daha rafine seçim yapması için cloud yani bulutu seçebilirsiniz. Bu daha uzun süre alıyor ve internet aracılığıyla yapıyor ama ben bunu yapıyorum. Şimdi cloud yani bulut aracılığıyla seçimi yapıyorum. Tıkladım ve ardından da select subject'e bastım. Photoshop Bulut'a bağlanıp bu seçimi yaptı. Şuralarda bazı sıkıntılar var. Hiç sorun değil. İstiyorsanız bunu ben yapmayacağım ama lasso'yla şuraları ekle, şuraları çıkar şeklinde rafine edebilirsiniz. Benim derdim burada bu işlemin nasıl yapıldığını size anlatmak. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum. Bu seçim yapıldıktan sonra yine iki seçeneğiniz var. İsterseniz katmanlar panelinin soldan üçüncü simgesi olan şu maskeye tıklarsınız veya yukarıdaki contextual task bardan buradaki maskeye tıklarsanız ikisi de aynı şey yapıyor. Ben burada da buna tıklayayım. Tıkladığım anda seçim yaptığım yerin dışında kalan yerleri farkındaysanız yok etti. Şimdi yapmanız gereken katmanlar panelinin soldan dördüncü simgesi olan ayar katmanlarındaki solid color sabit renge tıklamak. Burada herhangi bir renk seçimi yap. Hangi rengi seçtiğiniz önemli değil ama ben şu beyazı seçeyim. OK diyeyim. Şimdi bu yukarıda olduğu için siz alt taraftaki portreyi görmüyorsunuz. O yüzden tıklayıp mouse'la bırakmadan katmanı aşağıya alıyoruz. Ve böylece boşluk bu seçtiğim beyaz renkle doldu. Ardından üst tarafa tıklamanız gerekiyor. Tıkladım. Şimdi bu iki numaralı fotoğrafa gidiyorum. Select seçim all. Edit düzenle. Neredesin? Kopyayı arıyorum. Şurada. Yani Ctrl A, Command A ve ardından da Ctrl C, Command C de yapabilirsiniz. Geliyorum bu fotoğrafa. Birazcık küçülteyim şunu. Şimdi Ctrl V veya Command V ile bu katmanı yapıştırıyorum. Ardından bu katmanı Portremize uygun bir pozisyona getirmek için Ctrl T, Command T'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bu üste eklediğimiz fotoğrafın çerçevesi çıktı. Bunun yerini değiştirebiliriz. yönünü değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Benim şu anki derdim fonda gözüken çocuğun bütün yüzünü kaplaması. Şu anda kapladı. Ardından bu değişikliği onaylamak için yukarıdaki OK tikine tıklıyorum. Şimdi yapmamız gereken bu katmanı alt taraftaki maskelenmiş çocuğa klip etmek. Bakın masumu bu iki katman arasında hareket ettirdiğim zaman herhangi bir simge çıkmıyor. Fakat klavyemdeki alt Mac için Option tuşuna bastığım anda gördüğünüz gibi bırakıyorum basıyorum. Simge değişiyor. Clipping Mask dediğimiz aşağıya sabitleme, klipleme fonksiyonunu biz devreye alıyoruz. Şu an yapmam gereken de katmanın blending modunu yani harmanlama modunu burada istediğim herhangi bir moda getirmem. Fakat benim tercihim şu anda Screen. screen seçtiğim zaman böyle bir görüntü geldi gözümün önüne. Şimdi bunun da yanına bir beyaz katman ekleyeceğim. Onun içinde katmanların soldan üçüncü simgesine basıyorum. Beyaz bir katman geliyor. Sol taraftan fırçayı seçiyorum. Fırçamın renginin siyah olması lazım. Çünkü buradaki maske rengi beyaz. Şu yukarıda opacity ve flow var. Yani geçirgenlik ve akış. Bunu ne bileyim %20-30 gibi bir değere flow'u da akışı da %10-15 gibi bir değere getiriyorum. Bunun sebebi de yavaş yavaş alt taraftaki detayları ortaya çıkartmaya çalışmak. Şu an ilk işlem yapacağım yer bu çocuğun gözünün kapandığı yer. Yani burayı böyle ufak ufak fırça darbeleriyle boyayarak ortaya çıkartmak. Fakat çok yavaş ilerliyor. Ben şu opasiteyi birazcık arttırayım. Siz evinizde daha sabırlı yaparsınız. Evet. Flow da birazcık arttırıyorum. Eğitim için hızlı olsun diye. Şu köşeleri birazcık köşe dediğim yani kontürleri Etkiyi buradan birazcık siliyorum. Bakın ne yaptığımı şurada göstereyim size. Alt ile maskeye giriyorum. Şu şekilde kenarları ben silmiş oluyorum. Etkinin oralardan yok olmasını sağlamış oluyorum. Birazcık daha silelim. Birazcık daha silelim. Hiç fena olmadı dediğiniz anda şöyle bir şey yapmanızı öneriyorum size. Buradaki beyaz fonla şu yukarıya eklediğimiz bizim manzara fotoğrafının tonunun benzer olmasını istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu en altı eklediğimiz sabit renk vardı ya çift tıkladım. Tıkladığım zaman yine bu hangi rengi seçmek istiyorsun Burak diye bir soru işaret çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada ben herhangi bir şey bastığımda fon rengi değişiyor. Ama ben şu üst taraftaki Gökyüzünün rengini istiyorsam Buraya tıklıyorum Buraya tıklıyorum neresi güzel olsa şu an fena değil sanki Şuraya tıkladım ha, Şu an çok güzel oldu Yani Şu gökyüzünün Şu kısmına tıklamış oldum O renk benim Fondaki En alttaki Rengim oldu Benim için işlem şu anda bitti Layers'ın yanındaki hamburger'e tıklıyorum Ve Flatten Image yapıyorum. Şimdi bu fotoğrafa bu ağaçları ekleyeceğiz. Biraz küçülteyim. Yine sol taraftaki çabuk seçim aracı Select Subject özneyi seç, Cloud üzerinden bulut üzerinden yap tıkladım. Seçim yapıldı. Gerekiyorsa düzelttim. Şudur budur falan filan. Ne yapacağım şimdi? Maske ekleyeceğim. Bu sefer aşağıdan maskeyi ekledim. Fonu yok ettim. Şimdi ne yapacaktım? Ayar katmanları solid color sabit renk. Seni seçtim. Ok dedim. Dediğim gibi önemi yok. Sonra bu katmanı tıklayıp mouse'a bırakmadan alta çektim. Yukarıdaki katmana geldim. Buraya geldim. Ctrl A, Command A hepsini seç. Ctrl C Command C kopyala. Gel buraya. Ctrl V, Command V yapıştır. Ctrl T, Command T transform. Bu sefer ben bunu şu şekilde çevireceğim ve büyüteceğim. Enter'a basacağım. Sonra bu iki katmanı klipleyeceğim. Yani bir anlamda tutturacağım birbirine. Bunun için de Klavyemdeki alt Mac için option tuşuna basacağım. Şu ikisinin arasındayken simge değişecek. Tıkladım. Gördüğünüz gibi ağaçlar bu sol taraftan geliyor. Gerekiyorsa üst katmandayken yine Ctrl T'ye basıp büyütüp küçültebilirim. Şöyle yapalım. Hatta şu anda sanki daha güzel oldu. Ama burası açıkta kaldı. O yüzden biraz da buradan çektim. Yukarıdaki OK'yi OK tıkladım. Ne yapacaktım? Bunların harmanlama modunu Screen bunu yapıyor. Lighten bunu yapıyor. Deniyorum. Overlay böyle yapıyor. Soft light böyle yapıyor. Yine screen'e geliyorum. Birazcık şimdi büyüteyim görüntüyü. Yanına boş bir katman ekledim. Beyaz. Soldan Fırçamı aldım. Fırçamın rengi siyah. Opacity daha az olması lazım. Siz daha az da yapın. Ben çabuk yapmak için arttırdım. Opacity ile flow 20-30 civarında olsun. Benimkiler daha fazla farkındayım. Şuraları yavaş yavaş boyayıp kontürleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi birazcık hakikaten azaltacağım. Şu gözün olduğu yer birazcık ortaya çıksın, dudakta birazcık ortaya çıksın dedim. Fonun rengini değiştirmek için ne yapıyorduk? Şu en altta eklediğimiz sabit renk kısmına çift tıklıyorduk. Ardından da benim damlalığım çıktığı zaman bu fotoğraf üzerinde eklediğimiz ağaç fotoğrafı üzerinde nereye tıklarsam fonun rengi ona değişecek. Deniyorum. Şuraya tıklıyorum hiç fena değil. Sanki buna tıkladığım zaman şu el daha güzel çıktı değil mi? Bakın burada bu haldeyken burada bu hale geldi. Şurada bu hale geldi. Buraya tıkarsam bu hale geldi. Yok. Sanki şurası güzel gibi. E bu bir zevk meselesi. Okey dedim. Evet hiç fena olmadı sanki. İstiyorsan buraları birazcık daha ne yapabilirim? Boyayabilirim. Yani alt tarafı ortaya çıkartmak için ama ben şu anda istemiyorum bunu. Layers'ın yanındaki hamburger'a e tıkladım. Flatten Image dedim. Evet bu iki örnekle ben double exposure konusunda size aktaracaklarımı tamamlamış oldum. Önemli olan sizin yaratıcılığınız. Hangi iki fotoğrafı birleştireceğinizi seçmekle başlıyor her şey. Ama başta söylediğim gibi portrenin tam sağa veya tam sola bakması çok önemli. Bu durumda başarı daha fazla oluyor. Gördüğünüz gibi yapması da oldukça kolay bir işlem. Yaratıcı fotoğraf adına elinizde yepyeni bir araç var bundan sonra. Bu eğitimin sizlere faydalı olduğuna ait inancım da tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşçakalın.